Aslında CV'de uzun işlerde, yani uzun süreler çalışmış olmak çok önemlidir derler, ama ben bizim işimiz için bunun doğru olmadığını düşünüyorum ve farklı deneyimler elde etmek için farklı şirket kültürlerini görmek gerekiyor. Saydığım bu çeşitlilik içinde, hepsinin içinde aslında deneyim edinmek gerekiyor. Çünkü atıyorum bazı iç mimarlar tasarımda daha iyidir. Bazıları teknik anlamda daha donanımlıdır ve daha yatkındır. Kimisi şantiyede çalışmak ister, orada daha çok yatkındır. Kimisi de pazarlamada, satışta çalışmak ister. Ve bu alanların hepsini deneyimlememiz gerekiyor. Kendimizi test etmemiz gerekiyor ve bunların içine kendimizi, bu durumların içine sokarak öğrenmemiz gerekiyor aslında. Çok zorlanarak. Ne kadar zorlanıyorsak aslında o kadar da öğreniyoruz. Bunu tavsiye edebilirim. Yani sektöre girip direkt kendi işini kurmak, kim yapıyorsa bunu zaten muhtemelen iyi bir sermayesi vardır ve kabiliyetli, kaliteli insanları işe alacak parası vardır. Yani bunu o kişiler yapabilir. Direkt ben üniversiteden mezun oldum, freelance olarak çalışacağım. Yani o kişiden çok da bir şey bekleyemeyiz eğer çalışacak kişi kendi ise. Bu yüzden deneyimli olmak gerekiyor. Bu benim için kaç yıl deneyim diyebiliriz. Ben 2017'de mezun oldum. Ama 2016'dan itibaren çalışmaya başladım. Daha mezun olmadan ilk işime girmiştim. Yani 2019'un sonunda başladım. Kaç yıl oluyor? 3 yıl oluyor. 3 yılda. Evet, 3 yılda. Ve ben hiç ara vermeden, yani bir işten çıkıyorsam diğer işe giriyordum. Hiç ara vermeden. Çok yoğun, çok zorlanarak geçti. Ya, tabii bunu da tavsiye etmek istemiyorum. Yani böyle deli gibi çalışın edin falan değil tabii, ama ne kadar zorlanırsak o kadar öğrendiğimiz gerçeği de var. Yani bu deneyimler olmadan kendi adımlarımızı atmak çok sağlıklı olmayacaktır. Ama bir yerde işe girip bir yandan da freelance çalışmaya başlayabiliriz. Bunu yapan da birçok arkadaşım oldu ve bu da çok sağlıklı bir yöntem olur. Bunu da tavsiye ederim. Şimdi anlattıklarınızdan tekrar yeni bir soru bende filizlendi. Bu iş deneyimlerine, farklı kollardaki iş deneyimlerine kendinizi sokmadan bahsettiniz. Şimdi bu noktada ben hem İtalya'daki hem de buradaki şu an İspanya'daki yerde çalıştığım süreçte deneyimlediğime göre görüyorum ki mesela şantiye kısımları buralarda çok daha az. Yani şantiyeden genelde patron sorumlu oluyor ve tasarım ya da çizim kısmını daha çok bizler üstleniyoruz. Bu noktada diyelim ki ben şantiyede de deneyim elde etmek istiyorum. Ama mesela her sürekli işten işe atlamak, farklı deneyimler için işten işe atlamak ne kadar mantıklı? Veya olduğumuz işteki noktada farklı deneyim alanlarına kendimizi nasıl sokuşturabiliriz kısmını mesela nasıl yapabiliriz? Bu tabii şey değil. Eğer bir firma size bu çeşitlilikte işler veriyor ve her aşamasında yer almanıza müsaade ediyorsa, zaten siz bu firmadan çok şey öğrenirsiniz. Bu firmayı terk etmeniz çok akıllıca olmaz. Yani yanlış anlaşılmasın benim dediğim. Tabii. Eğer başladınız ve artık 6-7 aydan sonra diyorum, sizin teknik çizim yapabildiğinizi gördüler ve sizin o konuda geliştiğinizi, artık teknik çizim sorumluluğunu size vereceklerini gördüler ve bir süreden sonra size teknik çizimden başka bir şey vermiyorlarsa, bu noktada hani bir sonraki adıma geçmenizi öneririm çeşitlilik adına. Çünkü bir işte uzmanlaşırsanız, yine teknik çizim üstünden gideceğim, o firma size teknik çizimden öteye başka bir şey vermez. Çünkü o adımı sizinle sağlamış olacaktır ve Evet. sizi garanti olarak görmüş olacaktır. Başka riskler Kesinlikle. almak istemeyeceklerdir. Bu yüzden size her zaman o görevi verecektir. Bu da çok sıkıcı olur bir yandan sonra, Kesinlikle. ve geliştiremezsiniz artık kendinizi. Yani atıyorum ilk mezun olduğumuz, yine teknik çizimden örnek verecek olursam, okey, teknik çizimde sen iyi olmaya başladın, biz hadi sana teknik çizim verelim. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, kaç yıl bunu yapacaksın ve diğer alanları kaçırmış olacaksın. Belki de sen tasarıma yönelseydin, çok daha yaratıcılığı kişiliğinle çok iyi yerlere gelebilecektin. Ve 2-3 yıl teknik çizim yaptıktan sonra ben kendi işimi kurmak istiyorum dediğinde, kurduğunda da sadece teknik çizim yapabilen biri olacaksın aslında. Kesinlikle. Demek buydu benim. Hı.
Ben de tam olarak bunu soruyorum. Bu kısımda böyle bir tıkanıklıkta bunu nasıl kırabiliriz? Hani patronla o iletişim ya da direkt sektör değiştirip ya da firma değiştirmeye mi gidilmeli? Çünkü her yerde sağlamayabilir yani. Çünkü senin için o dediğiniz gibi sen o konuda garantörsün onun için ve çok evet, iyi ilerliyorsun. Yani risk almak oluyor tekrar. Evet, yani bu durumdan rahatsızsanız direkt konuşmanız gerekiyor. İletişim en büyük nokta bu noktada. Yani gidip soracaksınız, benim ileride şu şu alanlarda da çalışma ihtimalim var mı bu ofiste? Yoksa sürekli bu alanda mı çalışacağım gibi. Ama bu kişiler size dürüst de olmayabilirler. Yani çünkü niye dürüst olsunlar sizi bırakmak istemiyorlarsa. Aynen öyle. bu yüzden bu sorumluluk tamamen kendinde yani. Senin üzerine kendi yolunu kendin çizeceksin. Eğer bu firma sana çok da fayda sağlamıyorsa söyleyeceksin. Artık hani benim kariyer hedeflerimle uyuşmuyor burada çalışmak. Bu yüzden ben kendi yoluma bakmak istiyorum vesaire vesaire. Ama eğer işsiz kalma korkumuz varsa diğer işi bulmadan da tabii ki de işimizi bırakmıyoruz yani. Umarım burada iş sahibi insanlar yoktur. Öğrenciler olduğunu varsayarak konuşuyorum. De iş sahibi insanlar tabii çok vermez. Bu yüzden kontrollü bir şekilde. Yani en önemli şey iletişim. Onlarla anlaşmak, konuşmak, söylemek, şikayetimiz varsa, hedefimiz varsa bu hedefi karşılıklı olarak işte karşılıyor muyuz birbirimize? Bunlar önemli şeyler. Kesinlikle. Ben bir de sizin tasarım dilinizden bahsetmek istiyorum. Çok güzel ve oturmuş bir tasarım diliniz olduğunu görüyorum. Aynı zamanda çok da sık görmediğimiz Türkiye'de bir tasarım diliniz var. Bunu geliştirme süreciniz nasıl oldu? Nasıl keşfettiniz? Nasıl bir bu tarz işlerde yürümeye devam ettiniz? Bir de şöyle bir arka planı var. Gerçekten sadece bu tarz işler mi alıyorsunuz? Yoksa bize göstermek istediğiniz sadece bu olduğu için o tarz işlerinizi mi yayınlıyorsunuz? Evet. Yani bağımsız çalışmaya başladıktan sonra aslında bu tarz üzerine yoğunlaştım. Tabii benim de tarz ama tekrara çok girmemeye çalışıyorum. Ve yani bir şey itiraf edecek olursam şu an hiçbir tasarımımı aslında çok beğenmiyorum. Yani çok fazla kendimi eleştiriyorum. Bir şey yaptıktan sonra ve bir süre geçtikten sonra geri dönüp baktığınızda artık o yani outdated, eskimiş oluyor ve buna ben kendi işlerime çok da katlanamıyorum. Bu yüzden sürekli aslında yenilemeye çalışıyorum. Yani farklı noktalara gitmeye çalışıyorum. Ama zaten bana gelen müşteriler bu işleri görerek geldiği için benden beklentileri de artık hani benim tarzıma yakın şeyler oluyor. Ama bundan önce yaptığım ofis işlerinde tabii emeyerek yaptığım çok fazla tarz oldu. Bu özellikle bahsettiğim devlet büyüklerine yaptığım avantgardlar ve bunların hiçbirini paylaşmam hiçbir yerde. Ama bu tabii ki de tarz meselesi yani. Ama çok bana şeyi çağrıştırıyor yani görgüsüzlüğü. Ama bu işlerde de tabii ki de çalıştım ve bu işlerin bana kattığı şeyler de oldu. Ne istemediğimi öğrendim. Bu da çok önemli bir şey. Evet, hangi işlerde çalışmak istemediğimi öğrendim diyebilirim. Ama teknik açıdan uygulama, mobilya üretim teknikleri açısından o tarz işleri yapmak da çok önemli aslında bir noktada. Evet, hepsi deneyim. Bu hepsi bunun başarılı bir parçası yani. Böyle. Harika. Peki geri dönüşleriniz nasıl kullanıcılardan? Hani farklı bir sonuçta tasarımla iç içe yaşıyorlar ya da deneyimliyorlar. Ne diyorlar? Geri dönüşler nasıl? Çok yani çok iyi anlaştığımız müşterilerim de oldu. Çok kötü termlerde bitirdiğimiz ilişkiler de oldu. Bu tamamen müşterinin ne bekliyor ona bağlı. Yani beklentisine bağlı ve müşterinin kendiyle çeliştiği noktalarda çok zorlandığımız da oluyor tabii. Ama aldığım ve paylaştığım çoğu işten çok iyi geri dönüşler aldım. Ve bazı tabii ki de yaptığım işlerde, bazı demin büyük çoğunluğunda yaptığım tasarımlar uygulamada aynı kalmadı. Bu hiçbir zaman %100 olmuyor tasarım ve bitmiş hal. Bu çok gerçekçi değil ve bunlar beni ne kadar demoralize etse de bu da işin bir gerçeği. Ama aldığım dönüşler tasarım açısından hep güzel oldu neyse ki. Ama iyi bitmeyen ilişkiler de oldu tabii ki de. Bunları da tabii çok uzatmadan sonlandırma yönüne gittik. Yani bu işte en demoralize eden şey de ne istediğini bilmeyen insanlarla çalışmak.
Çünkü bu tasarım işi ucu çok açık. Bir zevk sahibi olmayan biriyle, bir öngörüsü olmayan biriyle çalıştığınız zaman eğer sizin de öngörülerinize güveni yoksa bu kişinin, o proje bitmiyor. Ve iki taraf için de hoş olmayan etkileşimler sağlanmış oluyor. Böyle, ama bunu da önüne geçmek imkansız. Yani denemeden bilemeyiz. Evet arkadaşlar, varsa başka sorularınız, siz de mikrofonunuzu açabilirsiniz, yazabilirsiniz. Eğer o esnada yazıyorsanız söz iste kısmına da basabilirsiniz ki ben yazdığınızda anlayayım. Benim bir sorum vardı. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim bilgiler için. Konu dalında uzmanlaşmak adına ne düşünüyorsunuz? Yani demiştiniz ya, siz birçok farklı alanda çalışın, onları tecrübe edin, ama hani bu alanda da gelişmek bize bir şeyler katar mı? Ya da bir alanda sabit kalıp orada gelişmek de bize daha farklı kapılar açmaz mı sizce? Evet, ama açar, tabii ki de açar. Uzmanlaşmak çok önemli. Ama kariyerimizin ilk adımlarında, yani ilk mezun olduğumuzda, az önceki verdiğim öğüt, mezun olduğumuzda ne yapmamız gerektiğiyle alakalıydı. Çünkü hepsinden yapmasak, yani hepsini deneyimlemezsek hangisini yapabiliyor olduğumuzu göremeyiz. Hangisini daha iyi yapabiliyor olduğumuzu göremeyiz. Eğer ki birkaç yıl, birkaç alternatifte kalemde çalışırsak ve bunları deneyimlersek hangi alanda ilerlemek istediğimize karar verebiliriz ve karar verdiğimiz alanla devam edersek de uzmanlaşma kısmına geçeriz. Bu da tabii ki de çok değerli bir şey. De uzmanlaştığımız zaman yaptığımız iş ve bunun kalitesi de artar ve kazancımız da otomatikmen artacaktır. Alacağımız işler de artar, yaptığımız işlerin kalitesi de artar. Bu yüzden uzmanlaşmak önemli. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Cevapladığınız için ben teşekkür ederim. Rica ederim. Başka soru yoksa ben yine araya giriyorum. Ben sizi de şimdi önceden tanıştığım için sorular o sürede çok birikti bende. Bayağı sorum var, kusura bakmayın. Rica ederim. Ben yüksek lisans deneyiminizden hiç haberdar değildim. Sizi stalkladığım kadarıyla haberdar değildim ama ondan bahsetmek ve ondan bir soru sormak istiyorum. Bu yüksek lisans da genel bir alanda aslında, hani iç mimarlıktan devam edip de sadece tasarım olarak devam edenler var ya da böyle niş bir alanda devam eden işte kısımlar var. Bu konuda yüksek lisansın bölümümüz için ne kadar gerekli olduğunu düşünüyorsunuz veya nişleşmede mi aslında önemli bu yüksek lisans kısmı ve hangi aşamada yüksek lisans? Mesela siz belli bir deneyim seviyesinden sonra yüksek lisans yapmaya karar vermişsiniz. Bu noktada sektörde edindiğiniz, aslında kendi yolunuzu belirledikten sonraki doğru bir kararla ilerlemek mi, yoksa hızlıca hemen mezun olur olmaz yüksek lisansa atlamak mı kısmı da var benim aklımda soru olarak. Evet, güzel bir soru, ama şöyle, ben yüksek lisans yapmadım. Evet. Evet. Yüksek lisans yapmayı hedefledim ve sonra pandemiden dolayı vazgeçtim. Çünkü Türkiye'de yüksek lisans yapmak istemiyordum. Aslında şöyle, akademik kariyer planlamıyordum. Yani çünkü akademik kariyer bana uygun değil. Yani herkes kendini bilir. Ben çok akademide çalışabilecek biri olarak kendimi görmedim. Bilmiyorum, belki bu saatten sonra görür müyüm ama emin değilim. O dönem kariyer hedeflerim doğrultusunda yüksek lisans yapmak istedim. Bu hedeflerde neydi? İşte Avrupa'da çalışmak, işte oradaki işlere ulaşmak. Ve Avrupa'da biliyorsunuzdur belki, bilmiyorum. Lisansı bitirdikten sonra yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Eğer iş mimar olarak, tasarımcı olarak çalışmak istiyorsanız. Yani lisansı bitirdikten sonra da çalışabilirsiniz ama bu işleri bulmak çok zor. Yani lisanstan mezun olduktan sonra Avrupa'da iş bulmak çok zor. Bu yüzden Avrupa'daki herkes zaten 3 yıl lisans yapıyor. Üstüne 2 yıl yüksek lisans yapıyor. Bizim kredi sistemde çok farklı. Bu yüzden benim yüksek lisansım eksikti ve ben bunu Avrupa'da yapmak istedim. Avrupa'da da Norveç'te yapmak istedim. Çünkü Norveç ve Almanya'da devlet okulları ücretsizdi Avrupa vatandaşı olmayan insanlar için. Ve ben Norveç'i çok seviyordum. Bu yüzden oraya odaklandım. Hatta oradaki sanat okulu benim dikkatimi çok çekiyordu. Eğitim programları çok harikaydı.
Bu yüzden orayı hedef belirledim kendime. Yüksek lisans tabii ki de kişisel gelişim anlamında biz mesela çalışarak A noktasından B noktasına nasıl geliyorsak yüksek lisansa tabii kaliteli bir okulda yani hedeflerinin doğrultusunda okuduğum bir okulda seni A noktasından B noktasına daha hızlı götürebilir. Bunun önemi çok fazla var. Akademik kariyer yapmak isteyip istemememize bakmaksızın kendinizi meslekte içselleştirip daha çok kalmak için yüksek lisans bence gerekiyor. Ama olmasa da olur tabii ki de olur. Tabii ki de akademik kariyer yapmak istemiyorsanız olmasa da olur. Ve yüksek lisans okumadan da çok iyi yerlere gelinebilir. Belki bu öğrenme süresi bir tık daha yavaş olur ama yeter ki deneyimlerimize deneyim katalım. Yani işlerimiz arasında çok boşluk olmasın. Yine aynı öğrenmeyi, gelişimi sağlarız. Ama birazcık sanattan uzaklaşabiliriz. Yani daha çok finans ve kazanç odaklı olabiliriz. Bu da tamamen kişisel bir şey aslında. Sen kendini yine o doyuma ulaştırırsan, sanat anlamında beslersen yaratıcılığını öldürmezsin. Yani bu konuda da dikkat ediyorsak aslında yüksek lisans yapmamızın çok da bir önemi kalmıyor. Bu da her gün öğrenmeden, öğrenmenin sürekliliğinden geliyor. Türkiye'de sektörle iletişiminiz nasıl olur şu anda? Ne durumda? Yani iletişim halinde misiniz diğer tasarımcılarla? Ya da onlar mesela işlerinizi görüp sizle böyle kontak kurup ne bileyim işte tamamen sosyal çevresi olarak da içeri alma gibi bir durum var mı? O sektörde nasıl işliyor şu an Türkiye'de durum? Yok, yani Türkiye sektöründe yokum. Niye yokum? Bu en başta söylediğim sebeplerden dolayı olabilir. Çünkü yani burada bilmiyorum, çok da eleştiri yapmak da istemiyorum. Belki burada da bir yolum vardır ama yani sektör çok acımasız Türkiye'de. Bunu görüyorum. Şöyle yani şu an kontakta olduğum fazla kimse yok ama arkadaşlarım var, kendi çevrem var, iş sahibi olanlar var, yine bağımsız çalışan kişiler var ve Instagram'da etkileşime geçtiğim, orada tanıştığım başka tasarımcılar var. Böyle yani buradaki sektörle etkileşimim bu kadar açıkçası. Onun dışında bana tabii Türkiye'den işler de geliyor ama üzülerek söylüyorum ki Türkiye'den aldığım işlerde dolandırma olayları çok daha fazla oldu yurt dışı işlerine göre. O yüzden eğer referans da gelmiyorsa biri, Türkiye'den de artık hani iş almıyorum. Eğer birinin aracılığıyla gelmiyorsa. Ama bazı mobilyacılar var çalıştığım. Onlardan iş alıyorum ama firmalarla şu an bir iletişimim çok da fazla yok Türkiye'den. Başka sorunuz varsa alabilirim. O zaman şey sorayım. Emin de söylediğim gibi yazıyorsanız söz üstü kısmına basabilirsiniz. Evet. O sırada varsa soruları olanlar düşünebilir. Yurt dışındaki deneyimleriniz, Erasmus'taki deneyimleriniz şu andaki iş hayatınızda nasıl bir etkisi oldu? Hani size neler kattı? Bunları da söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Olur, konuşalım. Erasmus'ta ilk olarak Almanya, Wiesbaden'a gittim. Eğitim için orada okudum. Bu tabii ki de öncelikle dilime etkisi çok oldu. İngilizcemi çok geliştirdim. Yani basit bir İngilizceyle gitmiştim. Ama oradaki derslere katılım, işte sunumlar vesaire, oradaki kişilerle iletişim, yabancı arkadaşlar dilimi çok geliştirdi ve kişiliğimi de etkiledi. Üniversite döneminde büyüyoruz ve bir kişiliğimiz var ve o kişiliğimizi ekleyerek ilerliyoruz. Yaşamı anlamaya başlıyoruz. Neler yapmak isteyeceğimiz oluşuyor kafamızda. Ve bir sürü şey deneyimliyorsun. Yani yabancı bir kültürde. Sanat olarak çok fazla ilham alıyorsun. Mimari açıdan. Çünkü ben şu an Bursa'da yaşıyorum. Burada mesela şimdi dışarı çıksam, atıyorum merkezi yerlere gitsem, beni gözümü doyuracak şeyler maalesef ki yok. İstanbul çok güzel bir şehir ama İstanbul da o konuda yeterli değil. Ama bir Avrupa gibi değil maalesef. Çıkınca yapacağımız sosyal etkinlikler de keza aynı şekilde öyle. Sanat kavramı maalesef Türkiye'de yani bize ilham verecek noktalarda değil. Bu yüzden orada çok keyifli öğrenme süreci geçirdim. Sonrasında da işte İspanya'da staj yaptım.
Burada da işle alakalı deneyim edindim tabii. Çok büyük görevler almadım ama bir ekiple çalışmak ve yabancı bir ekiple çalışmak hem dilime hem de mesleki anlamda gelişime katkı sağladı. Böyle söyleyebilirim. Benim için de şu an bu söyleşiye İspanya'dan katılıyor olmak ve Erasmus sayesinde sizinle tanışmış olmak çok anlamlı geliyor. Hangi şehirdeydin? Şu an Madrid'deyim. Yeni geldim. 2 hafta oldu. İtalya'dan sonra ikinci Erasmus'umu kazanmıştım. Onun için de buraya geldim. Sizle konuştuktan sonra kazandım hatta ikincisini. Onu haber verdim ve hatırlamıyorum ama İspanya oldu, denk geldi. Biliyorum, diğerini hatırlamıyorum. Tebrik ederim seni de Sümeyye. Teşekkür ederim. En güzel vakitlerin. Gerçekten öyle. Tadını çıkartın. Evet. Ben ufak bir araya girebilirim belki hocam. Tamam, dinliyorum. Şeyi soracaktım ben de, hani hem Almanya'da hem İspanya'da bulunmuşsunuz. Kıyasladığınız zaman hani Almanya ya da İspanya, onların mimariye bakış açısı nasıl? Hani bizim Türkiye'deki mimariye bakış açısına nazaran, onları kıyaslayarak. Türkiye'de mimariye bir bakış açısı maalesef çok yok. Ama Almanya ve İspanya çok farklılar. Almanya daha çok brutalizmden geliyor. Ne kadar tarihi dokusu da olsa, işte savaş görmüş etmiş, oradaki yapıları çok etkilemiş bu durum. Daha çok sert yapılar işte, ama tabii tasarıma çok önem veriyorlar. Ve Alman disiplini diye de bir şey var. Almanya'daki insanların çok daha disiplinli olduğunu düşünüyorum. İspanya ile karşılaştırıyorum. İspanya'da da çalışma kültürünün çok rahat olduğunu düşünüyorum. Yani biz bence Almanlara daha yakınız bu konuda, Türkiye'deki çalışanlar olarak. Ama tabii Almanya yine insani şartlarda çalışıyor. Yani bir mesai yapıyorsa da bunun 2 katını kazanıyorlar. Yani Türkiye'deki gibi hani sen biraz daha kal, bu işi tamamla, çık olayları falan Almanya'da olmaz. Çünkü yasalarla işçi hakları çok iyi korunuyor. İspanya çok rahat. Yani İspanya çalıştığım, bulunduğum en rahat ülkelerden, en keyifli ülkelerden biri yaşam açısından. Şöyle hatırlıyorum, staj yaptığımız dönem. İşe başlama saatimiz 10'du ve 2'de işimiz bitiyordu. Daha sonra partilemeye gidiyordu insanlar. Yani bu her gün oluyordu ve çok garibime gitmişti. Ya bu insanlar nasıl para kazanıyor? Hani bunların para kazanma kaygısı yok mu? Bunları çok fazla sorgulamıştım. Ama herkes Türkiye'deki gibi herkes orada hemen zengin olayım, bir an önce zengin olayım ve ben zengin olayım, çok zengin olayım gibi düşünmüyor. Maalesef burada öyle bir şeyimiz var, düşüncemiz var. Kısa yoldan para kazanmak, hızlıca zengin olmak. Ama diğer kültürlerde baktığımızda herkesin zengin olma gibi bir hayali yok. Daha çok iyi yaşam odaklı yaklaşıyorlar çalışmalarına da, kendi yaşantılarına da. Teşekkür ederim. Gizem Hanım, siz hiç mesai görmüş müydünüz? Ben İtalya'da da İspanya'daki bu süreçte de hiç mesai kavramıyla denk gelmedim ve çok ilginç geliyor bana. Yok yok, yani orada mesai yok. Zaten stajyer olarak senden mesai beklemezler, o çok ayıp olur ama. Yok, çalışanlardan da hiç görmedim. Evet, kendi çalışanlarında da yok. Öyle bir, yani mesai istemek ayıp sayılıyor zaten oralarda bu arada. Evet, kesinlikle. Ve Fransa'da falan iş saatleri dışında aranırsan ceza alıyorsun işveren olarak. Bu da yasak. Evet. Çok korunuyor gerçekten. Harika. Evet, öyle. Başka sorunuz varsa alayım, yoksa yavaş yavaş bitirelim. Evet, ben bitirelim. Sizi de yorduk. Bayağı da olmuş. Chat'ten yazan bir arkadaşımız var mı? Onu da son kez sormuş olayım. Tamam. Yok herhalde. Ya da dediğim gibi mikrofon da açabilirsiniz. Yoksa yavaş yavaş bitirelim biz de. Evet. Toparlayalım. Sanıyorum ki soru yok. Yavaş yavaş toparlayalım mı o zaman? Gizem Hanım, çok teşekkürler. Çok açıklayıcı. Her soruyu bizden önce siz kendinize sorarak hazırladığınız bir sunum ve başlıklar gördüm. Bizim yerimize koymanız çok güzel. Her şey çok açıktı. Çok teşekkürler. Her noktası çok güzel bence, yol oldu bize. Yol olacak eminim. Elinize, ayağınıza, gönlünüze, her şeyinize çok sağlık. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok keyifliydi sohbet. Herkese teşekkür ederim geldiğiniz için, dinlediğiniz için. Sağ olun. Ben de kendim ve ekibim adına, tüm katılımcılarımıza, katılımlar için size de teklifimizi kırmayıp bize eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.